أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, dersimize Tevbe suresinin 24. ayetiyle devam edeceğiz. Geçen ders işlediğimiz ayetleri hatırlayacak olursanız, Kur'an insanlık için ebedi ve değişmez değerlerin adresini göstermiş ve insana kan bağına, ırk bağına, coğrafya bağına, renk bağına daha üstün olan, bu bağlardan çok çok daha soylu olan inanç ve erdem bağını göstermiş ve bu bağ etrafında toplanmalarını müminlere emretmişti. Şimdi insanlığın bu değişmez değerlerine atıf yapan ayetlerin hemen ardından gelen ve onlarla birebir bağlantılı olan çok derin anlamlı ve çok çağrışımlı bir ayetle dersimize giriyoruz. Kul de ki اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ eğer babalarınız وَاَبْنَاءُكُمْ oğullarınız وَاِخْوَانُكُمْ kardeşleriniz وَاَزْوَاجُكُمْ eşleriniz وَاَشِيرَتُكُمْ mensubiyetiniz, ait olduğunuz grup, klik, kan bağı, soy bağı, ırk bağı, renk bağı ile ya da erdem ve fazilet dışındaki herhangi bir bağ ile bağlı olduğunuz grubunuz. Ve emvalun iktaraftumuha kazandığınız mallar. Ve ticaretun tahşavune kesadaha kötüye gitmesinden kaygı duyduğunuz ticaret. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا ve hoşunuza giden, kurula kurula oturduğunuz konaklarınız, evleriniz. اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ ف۪ي سَب۪يلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِ Allah'tan, O'nun elçisinden ve O'nun yolunda cihad etmekten, olanca çabanızı sarf etmekten daha sevimli geliyorsa, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyiniz. Evet, anlaşılmayacak bir şey var mı bilmem. İnsana, insanlık tarihi boyunca en yakın olan fiziki değerler sayıldı. Babalar, çocuklar, eşler, evler, İş, ticaret, yani insanın kendisini dünyaya bağlayan her bir şey. Eğer Allah'tan, elçisinden ve Allah yolunda cihattan daha hayırlıysa, adeta belanızı bekleyin dercesine. Allah'ın sizin için yazdığı kötü sonu bekleyin, dedi. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bir şey eksik gibi. Bir şeyi sayma. Anneler. Babalarınız dedi ama analarınız demedi. Babalarınız diye başladı. Fakat analarımıza yer vermedi. Niçin? Diye sormak gerek tabii. Niçin anneler yok? Çünkü
annelerin sevgisi saf ve mahza sevgidir. Babalar annelere göre ideolojik severler. Ama anneler mutlak mutluluğunu isterler çocuklarının. Tabii ki galibiyet kuralı uyarınca böyledir. İstisna olan babalar, istisna olan anneler, istisna olan eşler ve kardeşler her zaman olacaktır. Bu da bir yasadır, ilahi yasa. Ama burada galibiyet, çoğunluk kuralı ilkesince babanın sevgisi evladına genelde ideolojik ve nesebe dayalı bir sevgi, benim yeryüzündeki devamım, benim soyumu sürdürecek diye sever. Ama anne, böyle peşin bir pazarlığı yoktur. Anne, sevgisini bezleder. Herhangi bir şey karşılığında vermez. Karşılıksız verir ve verdikten sonra da arkasına dönüp bakmaz. Bir daha verir, bir daha verir. İşte onun için üç kere anneni, sonra babanı. Peygamberin ifadesiyle. Onun için anne sevgisi adeta Rahman'ın rahmetinden bir daldır. Bir parçadır. Bu benim ifadem değil. Peygamberin benzetmesi. İnner rahme şecnetun min rahman. Rahm organ olarak rahm, insanların içinde büyüdüğü rahm ya da yine o organdan ismini almış olan bağ, Allah'ın Rahman isminden bir türetilmiş bir kelimedir. Müştak bir kelimedir ya da Allah'ın Rahman isminden bir daldır anlamına gelir. Onun için anne sevgisi pazarlıksızdır. O sebeple anneleriniz yer almamaktadır. Evet. Neden sevgiler Allah'ın elçisinin ve Allah yolunda var gücü harcamanın sevgisinden fazla olduğunda başımıza gelecek olanı bekleyelim. Neden? Çünkü sevgi eğer Allah'tan gelmiyorsa, Allah için olmuyorsa sevgi olmaktan çıkar, tutku olur. Peki sevgi tutku olursa ne olur? Sevgi özgürleştirir, tutku köleleştirir. Sevgi azat eder, tutku tutuklar. Onun için bir sevgi eğer saf olsun isteniyorsa, gerçekten muhabbet olsun isteniyor, yüreğe ekilmiş bir bire bin veren, bire sonsuz veren bir habbe, bir hububat, bir tohum, bir çekirdek olsun isteniyorsa, o sevgi Allah için olan bir sevgi olmalıdır. Çünkü niçin seviyorsanız sevginiz o kadar ömür kazanır. Allah için sevenin sevgisinin ömrü Allah kadardır. Yani ölümsüzdür. Menfaati için sevenin sevgisi menfaati kadardır. Onun için ölümsüz sevgiler, sana ihtiyacım var. Çünkü seni seviyorum derler. Tutkular ise seni seviyorum. Çünkü sana ihtiyacım var derler. Bu ikisi arasında çok ciddi, çok temel, özüne ilişkin fark. Allah'tan diyor, Resulünden. Bu iki
merkez, sevginin yönlendireceği bu iki merkez neden yan yana kullanılıyor? Allah'ı anlıyoruz. Her şeyimizi borçlu olduğumuz Allah'tan daha fazla sevmememiz isteniyor. Onun için yuhibbunahum kehubbillah. Yoldan çıkmışların sevgisi Kur'an'da tanımlanırken onlar Allah'ı sever gibi severler. Bu işte sevgide ölçüsüzlük. Allah'ı sever gibi sevmek, sevgide şirk koşmaktır. Çünkü hiçbir şey size Allah kadar sevimli olamaz. Çünkü hiçbir şeye karşı Allah'a borçlu olduğunuz kadar borçlu değilsiniz. Çünkü hiç kimse sizi Allah kadar sevemez. Onun için Allah sevgisi sevginin tacıdır. Ser tacıdır. Baş tacıdır. Peygamber için hemen yanına konmaktadır. Allah insana olan o muhteşem sevgisini peygamberler aracılığıyla iletmiştir. Yani Allah'ın sevgisinin postacısıdır peygamberler. Allah'ın sevgi mektuplarını insana getiren aracılardır peygamberler. Allah'ın sizi sevdiğini işte o risalet aracılığıyla anlarsınız. O halde mektubu gönderene olan sevginiz, mektubu getirene olan sevginizden ayrılabilir mi? O olmasaydı o mektup size ulaşmayacaktı. Onun için Allah insana olan sevgisinin ifadesi vahidir. Vahyi ise insana ulaştıran peygamberlerdir. Peygamberler onun için sevgiyi hak etmişlerdir. Varlıklarını insanlığın uğruna bezletmişler ve insanlıktan bir ücret talep etmemişlerdir. Sadece bir şey talep etmişlerdir. İn ecriye illa alallah demiştir her peygamber. Ben ücret istemem. Ücretim yalnızca Allah'a aittir. Ama Allah onlara bir şey isteyebileceklerini söylemiştir insanlar. Kendilerine saadetin öbür adı olan vahyi ulaştırdıklar. İnsanlardan bir şey isteyebilirsiniz. Nedir o? Muhabbet, sevgi. Evet, Kur'an'da Allah'ın peygamberlere tavsiyesi şöyle olmuştur. Siz ulaştırdığınız bu vahiy karşılığı ücret almayacaksınız. Fakat sevgi isteyebilirsiniz. Sevgi istemeye hakkınız var. Evet. Bu işte sevgimiz Allah'ın peygamberlere isteyebilirsiniz, istemelisiniz dediği bir sevgidir. O sebeple peygamberler bu sevgiyi hak edilmiş bir sevgi olarak isterler. Başka da verdiğimiz bir şey yoktur. Ya cihat, ya cihat. La es'elukum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba. Biraz önce söylediğim, mealini söylediğim ayetin metni bu. Ma es'elukum olsa gerek, evet doğrusu. Ma es'elukum aleyhi ecran. Sizden bir ücret istemiyorum. İllel meveddete fil kurba.
Yakın bir muhabbet istiyorum. Yakın bir meveddet, yakın bir sevgi istiyorum diyor. Ve diyor Rabbimiz peygamber. Onun için peygamberin ücret istemesi ne kadar yasaksa, sevgi istemesi o kadar doğaldır. Ya cihat, yani insanla İslam arasındaki engeli kaldırmaya muhabbet. Cihat nasıl sevilir ve neden sevilir? Bu çok önemli. Üç unsurdan üçüncüsü. Neden cihatı seveceğiz? Cihat nedir önce? Onu defalarca burada açıklamaya çalıştım. Cihat, insanla İslam arasındaki engelin kaldırılıp, insanın mutluluğunun öbür adı olan İslam'ın insana ulaştırılması, toprağın tohuma kavuşmasıdır. Neden sever? Neden sevmesi gereken insanın? Eğer insanı seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, insanı sever. Yunus gibi yaradılanı hoş gördük, yaratandan ötürü diyordu ya. Aslında yaratılanı sevdik, yaratandan ötürü diye anlamak. Yaratılanı yaratandan dolayı seversiniz. Eseri müessirden dolayı seversiniz. Öyle değil. Aslında bu resim ne kadar güzel olmuş diyen, resmi mi övmüş olur ressamım? Gerçekte ressamı övmüş olur. Bu bina ne kadar harika olmuş diyen gerçekte mimara övgü göndermiştir. Çünkü o binanın kendiliğinden öyle olmayacağını akıl bilir. O halde insana bakan müessiri görür, esere bakan. Çünkü müessirin tüm sanatı, mutlak sanatı eserinde tecelli eder, gözükür. O sebeple kainat Allah'ın tecelligahıdır. Oradan şahide bakarak gaibi görürüz. Zihnimiz görünenden görünmeyene intikal eder. Onun içindir ki vahiy Allah'ın varlık ve birlik ispatı için gönderilmez. Vahyin görevi bu değildir. Vahyin görevi Allah'ın varlığını ve birliğini ispat değildir. Allah'ın varlığını ve birliğini ispat için vahye gerek yoktur. Kainat yeterlidir. Ayat-ı kevni yeterlidir. Şu görünen ayetler yeterlidir. Tabiat ayetleri yeterlidir. Doğru okursanız onun varoluşuna ve birliğine sizin varlığınız bile delil olarak yeterlidir. Peki vahiy ne içindir? İnsan içindir. İnsanın mutluluğu içindir. Vahyin konusu Allah değil insandır. Onun için vahiy aslında nübüvvete delalet eder. Kainat vahyi Allah'a delalet eder. Kur'an vahyi nübüvvete delalet eder. Onun için vahiy peygamberliği, kainat Allah'ı temsil eder. Tabirca ise delaletleri onlaradır. Onun için vahye iman edip de peygamberi inkar etmek, tabiatı görüp de Allah'ı inkar etmek gibidir. Aynı şeydir. Onun için değerli dostlar, işte üçüncü unsur cihat, İslam'la insan arasındaki engeli kaldırmaktır ki, insana olan muhabbet, ancak böyle ispat edilir. Çünkü insan tohumsa vahiy topraktır.
Vahiy toprağıyla insan tohumu buluşmadan nasıl, nasıl saadet, nasıl cennet elde edilir? İşte cihat onun için bunlardan daha sevimli olmak durumundadır. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah sorumsuzca davranan bir toplumu doğru yola ulaştırmaz. Lekad nasarakumullahu fi mevatine kesiratin. Doğrusu Allah size birçok savaş alanında yardım etmişti. Ve yevme Huneyn'in, özellikle de Huneyn günü Allah yardım etmişti. İz acebetkum kesratukum felem tugni ankum şey'e. Hani o zaman çokluğunuz sizi gururlandırmıştı. Fakat hiçbir işinize yaramamıştı. Gururlanmıştınız çoğuz diye. Bedir'de düşmanın üçte biriydiniz. Ama şimdi düşman sizin üçte birinizdi. Buna da gururlanmıştınız. Oysa cama bakıyordunuz, camdan değil. Camdan bakacağınıza, cama bakmaya başladığınızda işte ne oldu? Hemen okuyalım. وَدَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ. Ve olanca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Çokluğunuza güvenmiştiniz ve çokluğunuzun hiçbir hayrını göremediniz. Üç katıydınız düşmanın ama kaçtınız, bozuldunuz, çözüldünüz. Sayılardan zannetmeye başladığınızda başarıyı, başarıyı sayılara endekslemeye başladığınızda, sayıların sultasına teslim olduğunuzda, başarının Allah'tan olduğu gerçeğini göz ardı etmişsiniz demektir. İşte böylesi bir durumda başınıza öyle bir felaket geldi ki, olanca genişliğine rağmen yeryüzü size dar geldi. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِر۪ينَ. Sonra da gerisin geri çekilmiştiniz, kaçmıştınız. Huneyn'i anlatıyor değerli dostlar. Açıkça isim veriyor, farkındasınız. Huneyn Savaşı, Mekke ile Taif arası bir vadiye verilen isim aslında Huneyn. Ki bildiğiniz gibi Mekke'nin fethinin hemen ardından Resulullah, kendisine katılan Mekkelilerle birlikte, ki zaten Mekke fethine katılan ordu yaklaşık 10 bin kişilik bir orduydu. Mekke'nin fethinden sonra yeni Müslüman olanlarla ve henüz kalbi İslam'a ısındırılacak olanlarla birlikte ordu 12 bin rakamına dayanmış ve bu orduyla Resulullah Hevazin üzerine yürümüştü. Taif taraflarındaki müşrik kabileler üzerine yürümüştü ki onlar zaten saldırı hazırlığındalardı ve büyük bir güç toplamak için uğraşıyorlardı. İslam'ın kalbinde Müslümanları ansızın kıstırmak istiyorlardı. Resulullah bunu haber alır almaz elindeki mevcut orduyla fethin hemen ardından Huneyn'e yürüdü. Hevazin kabilelerinin üzerine ki Beni Sakif bunların en başında gelirdi. Peki buna karşılık tüm düşman ordusu ne kadardı? İlginçtir. Tam tersiydi Bedir'in. Tam tersiydi Uhud'un. Müslümanlar düşmanın üç katı kadar kalabalıktılar. Bu çok farklı bir sınavdı, Huneyn sınavı. Bedir'in tam tersi bir sınavdı.
Bedir'de imanın imtihanı verilmişti. İmanın sayıya galip geldiği gerçek. Burada ise bu sınav bir de tersinden deneniyordu. Neydi o? Sayıyla değil, imanla galibiyeti elde edersiniz. Yani varlığınızı sayılara değil, varlığınızı kelle sayısına değil, varlığınızı maddi güce değil, varlığınızı insan gücüne değil, varlığınızı taşıdığınız iman ve erdeme endeksleyin mesajıydı. İşte onun için korkunç bir bozgun yaşandı. Pusuya düşürüldü İslam ordusu Hevazinler ve Beni Sakif tarafından ve püskürtüldüler. Delicesine kaçıyordu o büyük ordu. Ama kaçanlar adeta kaçışlarının cezasını daha o anda orada gördüler ve arkadan müşrik bedevilerin bir de ok yağmuruna tutularak cezalandırdılar. Yine kaçmayanlar o bir avuç sadık çekirdek kadroydu. Peygamber terbiyesinden geçmiş, uydum kalabalığa demeyen, gücün arkasına değil imanın arkasına düşen ve bilinçli tercih yapan, Resulün arkasına cennet tercihiyle gelen, burada ganimet var diye değil, burada cennet var diye gelenler yine peygamberin etrafında kenetlenmişlerdi. Evet, her zaman tarihin tüm dönemlerinde insanların, davaların, yüce davaların etrafında iki tür insan hep olay gitmiştir. Bir, arılar, iki, sinekler. Çiçeklere nerede konar? Sineklerde. Arılar üretmek için konarlar. Sinekler tüketmek için. Sinekler ganimete konarlar, arılarsa ganimete konmaz, ganimeti üretirler. Onun için yine peygamberin etrafında kenetlenen arılar ve onlar ensar ve muhacirin o bir avuç iman yiğidi güçlü bir huruç ile pusuyu yardı. Üzerine gitti ve bitmiş, kaybedilmiş olan Huneyn Savaşı'nı adeta son anda geri kurtardı ve mutlak bir hezimeti, mutlak bir zafere dönüştürdü. Tabii muhteşem bir getirisi olmuştu Huneyn'in. Çünkü Hevazinlerin reisi kaçmasınlar diye müşrikler, onları tüm malları ve servetleriyle birlikte getirmişti savaş meydanına. Tüm canlı hayvanları, altınları, gümüşleri, hazineleri, ticaret malları, neleri varsa hepsini savaş meydanına yığmış, onlara mallarını göstererek, ya bugün kazanır, düşman da sizin olur, ya da kaybeder, her şeyiniz gider demek istemişti. Ve bunların yanına hanımlarını ve çocuklarını da getirmişti. Evet, her şeylerini kaybettiler. Ama merhametli, sevgili peygamber, tabii ki Ali Cenab davrandı her zaman olduğu gibi. Yine o insanların getirdiği birçok şeyi, özellikle çocuklarını, hanımlarını, kadınlarını kendilerine, hiç kimsenin dokunmasına fırsat vermeksizin, yağmalanmasına fırsat vermeksizin geri vermiş. ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Daha sonra Allah Resulüne ve inanan insanlara katından
bir sükunet, bir iç huzuru, bir gönül ferahlığı indirmişti. İşte yardım bu. İşte ilahi yardım bu. İnsanın potansiyelini, mevcut potansiyelini kinetize etmek. İnsanda saklı olan gücü tam kapasite ortaya çıkarmak. Bunu çıkardığı zaman insanın içinde bir nükleer güç merkezi saklıdır. Eğer severseniz, eğer inanırsanız, eğer gönül verirseniz, gerçekten içinizde ordular vardır. Cundullah vardır. Allah'ın orduları yüreğinizdedir. O bileğinize derman olarak, gözünüze fer olarak, gönlünüze ferman olarak yürür ve siz bir insan, bin insan olursunuz. İşte böyle ya. وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمَرَوْهَا Görmediğiniz güçlerle takviye etmişti sizi. Biraz önceki açıklamalarımın aslında bir teyidi mahiyetinde. Görmediğiniz güçlerle takviye etmişti. Aslında bu yardımın görülen fiziki güçlerle değil, görülmeyen manevi dinamiklerle olduğunu açıkça ifade ediyor. Yani Allah yardım ederken kendi koyduğu sünnetini bozmaksızın, sünnetini yasalarının çerçevesinde insanın içine potansiyel gücü kinetize edecek bir sekinet vererek, takviye eder. Yaptığını ima ve işaret ediyor ki Enfal suresinin 9 ve 10. ayetlerinde biz bunu açıkça okumuş ve tefsir etmiştik. وَعَذَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ve inkarda direnenleri azaba uğratmıştı. ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِر۪ينَ Bu ise küfre gömülüp gidenlerin cezasıydı. ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ Fakat bütün bu olanlara rağmen Allah dilediğinin kendisine yönelişine mukabele eder. Dikkat buyururuz. Yetubullah ibaresini böyle uzun bir karşılıkla çevirebildim. Tevbe yönelmek demektir. Allah tevbe ederdir tam literal anlamı, lafzi anlamı. Allah insana nasıl tevbe eder? İşte burada buyuruldu. Kendisine yönelenin yönelişini dikkate alır ve ona mukabele eder. Bu çok önemli. Onun için eğer insan Allah'a tevbe ederse Allah da insana tevbe eder demektir. Vallahu gafurur rahim. Ya Allah sınırsız bağış ve merhamet sahibidir. İnsanın tevbesi öz eleştiridir. Bir bilinç yenilemesidir, tazelemesidir. Eskimiş bilinci tazelemedir. İnsanın tevbesi yanlıştan dönmektir. Allah karşısında bir öz eleştiri yapmak ve Ya Rabbi ben ettim. Kabul ediyorum ama sen etme demektir. İşte samimi yapılırsa böyle bir dönüş, Allah o kişiye rahmetiyle muamele edecek, yönelecek
ve onu hiç işlememiş hale getirecek. Onun işlediğinin üzerini örtecektir ki bunu vaat etmektedir. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, innemel müşrikûne necesun, bilin şirki karakter haline getirenler baştan ayağa pisliktirler, pisliğe gömülmüştürler. Evet, yüzünüz buruşuyor olabilir. Kur'an'da bir tek yerde gelir bu sözcük. Sadece burada. Çok ilginç değil. Bir tek. Kur'an'ın en keskin ve en sert sözcüğüdür. Tabii ki buradaki pislik nitelemesi maddi değil, manevi olsa gerektir. Yoksa müşriğin bedeninden söz etmiyor burada. Burada söz edilen şey, şirkin Allah'tan başkasına tanrılık yakıştırmanın, eşyayı putlaştırmanın, insanı putlaştırmanın, insanın duygu ve düşünce dünyasını fosseptik çukura dönüştürme gerçeğidir. Onu söylüyor ayet. Ayrıca keskin bir ifade daha kullanılır Kur'an'daki, o birkaç yerde kullanılır ve sırf iki zümre için kullanılır. Necesun. Burada riçsun geçiyor, pislik. Necesun ise yine pis ve murdar anlamına gelir. Riçsun yani. Buradaki necesun. Bir de riçsun kullanılır ki o murdar, pis olan, murdar olan. Ki riçsunun kullanıldığı ikinci bir zümre kimdir biliyor musunuz? Yunus suresinin 100. ayetinde geçtiği gibi aklını kullanmayanlardır. Peki nasıl bir korelasyon var ikisi arasında? Nasıl bir bağlantı var? Şirk koşan, putlaştıranlar, aklını kullanmayanlar. İkisi içinde aynı kavram, ricz kavramı, murdar kavramı, pis kavramı kullanıyor. Buradaki necesunun adeta eş anlamlısı. Çünkü putlaştırmak için aklını kullanmaması lazım. Bir insan aklını kullanarak putlaştıramaz. Aklıyla arası açılmadıkça hiçbir kimse Allah'a ait bir sıfatı Allah dışında bir kimseye takamaz. Neden? Çünkü Allah'a ait bir sıfatı Allah dışında bir varlığa, yaratılmış bir varlığa vermek, onun önünde kendinizi küçük düşürmektir. Kendinize hakaret etmektir. Kendi duygu ve duyargalarınızı, kendi kabiliyet ve kapasitenizi sıfıra indirmek ve hakaret etmektir kendinize. Onun için tüm putlaştırmalar, Allah'a hakaret etmeden önce insanın kendi öz varlığına hakaret anlamını içerir. O sebeple Allah'ın rahatsızlığı tırnak içinde kendisine yönelik bir zarardan dolayı değildir. Tüm sanık önüne gelen her bir şeyi putlaştırsa ve tapsa, en adi şeylere tapsa Allah'ın nesi eksilir sorar mısın? Söyler misin? Söyler misiniz nesi eksilir Allah'ın? Peki bir şeyi eksilen birileri var ama. Kim o? Diyecekseniz insan. İnsanın çok şeyi eksilir. İnsanın insanlığı sıfıra düşer. İnsanlığı eksilir. Allah işte bunu yasak. Şirkten zarar gören insanın kendisidir. Putlaştırmadan zarar gören insanın kendisidir. Çünkü putlaştırdığı nesne karşısında kapasitesini kullanamaz. Yitirir. Hiçbir köle
efendisine karşı tam kapasite insanlık sergileyemez. Peki ya insanın Allah'a karşı durumu da böyle midir? Hayır. Değil. Niçin? Çünkü Allah insanın kapasitesinin ne kadar yükselirse yükselsin Allah olamayacak olduğunu bilir ve insan da bilir. Dolayısıyla insanın yücelişinden korkmayan bir tek varlık vardır. O da Allah'tır. Çünkü rakip değildir. Allah insana, insan Allah'a rakip olur. Ve Allah yarattığı insanın yücelişinden hep memnuniyet duyar. Sevinir. Bunu ister. Bunu arzular. İnsanın büyümesi, yücelmesi, rafine olması kadar Allah'ı memnun eden hiçbir şey olamaz. Onun için insanın Allah'a kulluğu insanı özgürleştirir. İnsanın Allah dışındaki bir şeye kulluğu insanı köleleştirir. İşte bu neden. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا Bu nedenle bu yıldan sonra müşrikler Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Hiç kuşkusuz bu yıldan sonra ifadesi 9. yıl. Allah tekabül ediyor ki bu ayetlerin bir paket halinde indiği yıl olan 9. Hac yılından itibaren kutsal mekanlara şirk koşanların hac maksadıyla gelmemesini kastetse gerektir. Yani buradaki yaklaşmadan maksat bu olsa gerektir. Doğru bir yaklaşımla ki çok farklı yorumlara açık bir ifade ama doğru yorumunu bu konudaki uygulamalardan, nebevi uygulamalardan ve diğer ayetlerden hepsini birlikte alt alta dizip okuduğumuzda, istikra yaptığımızda anlıyoruz ki bu ayetle ifade edilen şey müşriklerin ibadet amaçlı olarak artık kutsal mekanı kullanmamaları. Çünkü kutsal mekanın kutsiyeti Allah'a aittir. Allah'a ait bir mekanı istismar ederek Allah dışında bir varlığa ibadet etmek herhalde yakışık almazdı. Onun için yasaklanmıştır. Yoksa gayrimüslimlerin mescitlere girişi yasaklanmamıştır. Peygamberimiz kendi mescidinde Hristiyanları konuk ettiği gibi gelen müşrikleri de konuk etmiştir. Onun için Allah'ın mescitleridir, mescitler ve buralar insanlığın hizmetine amadedir. Onun için de biz de Allah'a ait mekanları kamu mahalli, kamunun tamamına açık bir mahal olarak görmek ve özelleştirmek esastır. O sebeple Necran Hristiyan heyetini İsa Allah'ın oğludur demelerine rağmen ve Resulullah'la tartışmalarına girmelerine rağmen Resulullah bir diplomatik ziyafet vermiş, onları günlerce mescitte yatırmış ve orada ağırlamıştır. Bu da yine hicretin son yıllarında yani Amul Vufud denilen aynı yıl, 9. yıl gerçekleşmiştir. وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ Eğer ekonomik daralmadan endişe ediyorsanız, unutmayın ki gün gelir, Allah dilerse sizi lütfuyla bolluğa kavuşturur.
Burada cahili toplumun bir takım kaygıları vardı. Aslında Mekke müşrik toplumu, ticaret toplumuydu ve bu toplumun Resulullah'a karşı çıkışındaki en büyük saiklerden biri Mekke'nin bölge insanlarının hac vasıtasıyla geldiği ticari bir merkez oluşu ve Resulullah'ın bu mesajının Mekke'nin bu müstesna konumuna ket vuracağı, zarar vereceği endişesi. Çünkü Kabe'nin içindeki putların 360'a yakın put vardı Kitabul Esnam'a göre, putlar kitabına göre. Şimdi 360 put ne yapıyordu Kabe'de derseniz, unutmayınız ki bunların içerisinde Hazreti İsa ve Meryem ikonları, bir de Hazreti İbrahim resmi vardı. Onun için Resulullah eğer 360'a bir tane daha ekleseydi ses çıkarmayacaklardı. Bir tane de seninki olsun diyeceklerdi. Hatta ticaretlerine ek bir enstrüman olarak göreceklerdi. Ama Resulullah'ı Mekke'nin geleceğini karartmakla suçluyorlardı. Çünkü putları yıkınca o putlara inanan insanlar gelmeyecek ve bölgenin ticari merkezi olma hüviyetini kaybedecek Mekke ve dolayısıyla bu ağalar, bu beyler, bu paşalar yan gelip yatarak bölgenin tüm ekmeğini yiyen, sömüren ve her birinin en az beşer onar kölesi, beşer onar eşi olan bu ağalar bu kadar sömüremeyecek. Dava buydu. Onun için işte bu bilinç altındaki bu kaygı yine devam ediyordu ki Rabbimiz bu kaygıyı böyle yendi. Eğer Allah'tan bağımsız bir başarı mümkün değilse, biraz önceki ayet onun mesajıydı. Burada da Allah'tan bağımsız bir ekonomik özgürlük de mümkün değil mesajı var. Yani Allah'tan bağımsız bir savunma stratejisi başarısızdır. Allah'tan bağımsız ekonomik plan ve program da başarısızdır anlamına gelir bu. İnnallâhe alîmun hakîm. Zira Allah her çareyi bilen, hikmetle icra edendir. قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Uzun bir ayet. Ben de hiçbir tarafından bölemedim. Çünkü bölünme kabul etmez bir ayet. Bölürsem, bölmeye kalkarsam korkarım ki doğru bir tercüme çıkaramam. Onun için tamamını okudum. Umarım tamamını da doğru bir biçimde çevirmeye muvaffak olurum. Ne diyor Kur'an bu ayette? Ki bu ayet Kur'an'ın yine müstesna ayetlerinden biridir. Çünkü içinde cizye kelimesinin geçtiği tek ayettir. İşte onun için cizye ayeti, hukukta cizye ayeti olarak şöhret bulmuştur. Rabbimiz ne diyor bakalım? Kendilerine daha önceden vahiy emanet edilenlerden Allah'a da ahiret gününe de tabii ki gerçek anlamda inanmayan, Allah ve onun elçisinin yasakladığını yasak saymayan ve hak dini tek din olarak benimsemeyen kimselerle boyun eğmiş bir halde savaştan muafiyet vergisini kendi elleriyle annedin, kendileriyle verinceye kadar savaş. Biraz uzun oldu ama ayeti bölemedi. Evet, kimlerle savaşılması isteniyor? Açık. La yu'minune billahi ve la bil yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe samimi olarak inanmayan, kendilerine daha önce kitap verildiği halde.
Demek ki adres açık. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Ve yine Allah'ın ve elçisinin yasakladığını yasak bilmeyen, saymayan bu insanlarla cizye verinceye kadar ve tabii ki boyun eğinceye kadar وَهُمْ سَغِرُونَ Boyun eğinceye kadar savaşın. Peki nasıl anlaşılmalı bu ayet? Bu ayeti Kur'an'ın diğer ayetleriyle birlikte ele aldığımızda ki böyle yapmak zorundayız doğru anlamak için. Yoksa insanın elini kopartıp bu insandır demeye benzer. Hakikati parçalarsanız hakikat olmaktan çıkar. Sırf bu ayeti Kur'an'ın bütünü içinden çekip de Kur'an'ın diğer din mensuplarına karşı nasıl davranmamızı emrettiğine ilişkin sistemini öğrenemezsiniz. Dahası yanlış yaparsınız. Sık sık bu konuda ayetler gelip sık sık da benim tefsir ettiğim için bu konuda fazla durmuyorum. Biliyoruz ve biliyorsunuz ki bu konuda Kur'an'ın tavrı hiçbir zaman zorla inanç değiştirme tavrı değil. La ikraha fiddin kad tebeyyene rüştü minel gay diyen de aynı Kur'an'dır. Zorlamanın hiçbir çeşidi dinde yoktur. Artık iyilik kötülükten, artık hak batıldan kesin sınırlarla ayrılmıştır. Onun için Allah insana irade vermiştir ve bu iradeyi seçme uğruna kullanması gerekir. Peki bunu diyen Kur'an burada ne demek istemektedir diye sorarsanız, tabii ki saldırıyı cezalandırmak ve Müslüman geleceğe ilişkin varoluşuna yönelik tehditleri engelleme amaçlıdır bu. Cizye önemli bir İslami hukuki kuraldır. Aslında cizye kelimesinin Arapça değil de Farsça olduğunu ve cizyenin eski İran adeti olarak, uygulaması olarak sonradan İslam'a geçtiğini söyleyenler de vardır. Onun için onlar gizye kökünden, Farsça gizye kökünden geldiğini söylerler ama Arap diline uygun bir yapısı var, etimolojik yapısı var. Cizye cezadan gelir. Bizce de doğru olan budur. Yani karşılık, bedel demek. Neyin bedeli? Bir bedel varsa bir şeyin bedeli olmalı. O halde cizyeyi kısaca işlemek istiyorum. Öncelikle bu ayetin müşriklere sığınma hakkı tanıyan 6. ve 8. ayetler kapsamında anlaşılması, doğru anlaşılması için şarttır. Cizye bir baş vergisidir eskilerin ifadesiyle. Yani harpten muafiyet vergisidir. Bilinmektedir ki Müslüman cemaat ideolojik hedeflerini gerçekleştirmek için müstakil bir sosyal toplum projesine sahiptir. Çünkü Kur'an bir toplum projesiyle gelmiştir. Kur'an çile hayatına çağıran ve insanı tek tek muhatap alan bir kitap değil, aynı zamanda insanoğluna topluca bir uygarlık, bir medeniyet yolu gösteren bir medeniyet kitabıdır. Onun için bir toplum projesi vardır Kur'an'ın. Toplum projesi tabii ki topluma bir takım hedefler, bir takım kurallar, bir takım değerler, birlikte yaşamak için gerekli olan tüm insani, beşeri, ekonomik, siyasi ve hayatın diğer alanlarındaki tüm ilkeleri koymak durumundadır. İşte Kur'an, hedeflediği toplumu oluşturmak için o toplumun hangi ilkeler üzerine yükseleceğini de işaret eder, bazen açıkça söyler. Kur'an'ın hedeflediği bu ideal toplumun elbette oluşturduğu üst yapı kendisini korumak durumundadır.
Hiçbir toplum kendisini saldırılara karşı açık tutamaz. Hiçbir toplumdan bunu isteme hakkı yok kimsenin. Siz size olan saldırılara açık hale gelin deme hakkı yoktur. Onun için de Kur'an'ın öngördüğü toplum kendisini yeryüzünde var kılabilmek, erdem toplumudur bu. Erdem toplumunu yeryüzünde var kılabilmek için kendi mensuplarına ideolojik hedefler de gösterir. İşte bu hedeflere ulaşmak için eğer gerekiyorsa her bir inanana savunma hizmetine gönüllü ya da gönülsüz katılma mecburiyeti getirir. Fakat İslami toplumun şemsiyesi altında yaşayan, Müslüman olmayan, bu ideolojik hedeflere inanmayan insanlara eğer İslam sen de savunma hizmetine zorunlu katılacaksın derse bu dinde zorlama olur. Çünkü inanmadığı bir şey uğruna insanı savaşa, ölüme koşmaktır. İslam bunu yapmaz. Çünkü bunu bir insan hakkı olarak görür. İnanmadığı bir değer uğruna savaşıp ölmeyi istemez. Ama beri yanda da o toplumun güvenliği için canını ortaya koyan insanlar var. Bir tarafta o toplumun güvenliğini sağlamak için canını ortaya koyan insanlar, yine o toplumun güvenliğine ortak olan, o toplum o güvenlikten pay alan ama hiçbir şey vermeden o toplumda yaşayan gayrimüslimlerin bu güvenliğe katkısı nasıl olacaktır sorusu sorulmayı hak eden bir sorudur. İşte cizye burada gündeme gelir. Bedeldir. Savunma sistemine katılma bedelidir. Bizzat canlarıyla katılmayı istemiyorlarsa eğer, ki istiyorlarsa katılabilirler ve cizye vermekten muaf tutulurlar. Uygulama da böyledir. Ama katılmak istemiyorlarsa cizye verirler. Söyler misiniz malla can nasıl takas edilir? Şimdi kim karlıdır? Kim kime eğer zulüm varsa, eğer haksızlık varsa kim haksızlığa uğramış, kim haksızlık? Cizyeyi Müslümanların gayrimüslimlere haksızlığı olarak görenler işte böyle kör ve şaşı bakarlar. Eğer haksızlık varsa haksızlık yapılan Müslümanlardır. Yani can bedeli para verenler değil bu bir. Ama insan hukukuna, insanı inanmadığı bir şey uğruna ölüme sürüklememek için Müslümanlar adalet uğruna bu şeyi sineye çekmişler ve Allah'ın bir emri olarak kabul etmişlerdir. Tabii ki cizyenin içeriğini öğrendikten sonra çok daha şaşıracağız. Cizye hiçbir zaman zekattan fazla olmamıştır. Onun için de cizye korkusuyla Müslüman oldular diyen garezikar müsteşrikler, oryantalistler ve onların yerli uzantıları doğru söylemiyorlar. Onların yalan söylediğini söyleyen yine iyi niyetli müsteşrikler olmuştur. Bunların başında Ignaz Goldziher, bunların başında Asin Palacios, bunların yine başında İntişarı İslam Tarihi yazarı Sir Thomas Arnold var. Ve bunların hepsinin de ortak görüşü cizye korkusuyla hiçbir Hristiyan, hiçbir Yahudi, hiçbir gayrimüslim Müslüman olmaz. Çünkü Müslüman olduğunda vereceği zekat cizyeden fazladır. Demişlerdir. Hastalardan cizye alınmamıştır. Yaşlılardan cizye alınmamıştır. Çocuklardan cizye alınmamıştır. Kadınlardan cizye alınmamıştır. Haham, rahip ve papazlardan cizye alınmamıştır. Ve herkesten cizye gücü oranında, yoksuldan düşük, zenginden biraz daha fazla ve vereceği miktarda alınmıştır. Ve eğer savunmaya katkıda bulunmuşlarsa bizzat onlardan da cizye alınmamıştır.
ve Muhammed Abduh'un da fetvası bu yönde olduğu için bugün Mısır yasalarına dahi girmiştir bu. Eğer gayrimüslim uyruklar bir İslam devletinde, toplumunda eğer savunma bizzat askerlik biçiminde katılırlarsa cizyeden muaf olurlar. Onun için cizyeyi dillerine dolayarak İslam'a hakaret edenler çok yanlış bir adresten ateş açıyorlar demektir. Ve kâletil yehûdü Uzeyrun ibnullah. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Tabii ki yalnızca Arabistan Yahudilerinin iddiası bu. Kur'an zaten bunu tüm Yahudilerin genel bir iddiası olarak değil, bölge Yahudilerinin iddiası olarak ileri sürüyor. Neden? Üzeyr Ezra. Ezra kimdir? Ezra Babil sürgününden sonra Kitab-ı Mukaddes'in tamamen kaybolduğu bir ortamda Yahudilere Kitab-ı Mukaddes'i tekrar derleyen ve onların ikinci Musa ismini verdikleri çok aziz bir din adamı. Onun için çok aziz gösteriyorlar. Ve bölge Yahudileri, Arabistan Yahudileri de onu Allah'ın oğlu olarak madem kaybolmuş Tevrat'ı geri buldu, bu sıradan biri olamaz biçiminde yaklaşıyorlardı. Onun için de hani Kitab-ı Mukaddes'teki Ezra'ya böyle bakıyorlardı. Ve kâletin nesâra el-Mesih ibnullah. Hristiyanlarsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. İlginç değil mi? Kur'an'da İsa ya da Mesih hiç mücerred olarak gelmez. Yani genellikle Mesih, yani İbni Meryem, İsa İbni Meryem, İsa Meryem olarak gelir. Neden? Çünkü annesine nispet edilerek bir, Hristiyanların putlaştırma hastalığına cevap verilir. Yani o bir insan çocuğudur. Hristiyanların ilahlaştırması reddedilir. Yine İsa ibn-i Meryem kalıbıyla Yahudilerin Hazreti Meryem'e iftirası reddedilmiş olur. Onlar da ona iftira ederler, kötü kadın olarak bakarlar. İşte Kur'an hem Yahudi aşağılamasını ve taşlamasını, hem Hristiyan tanrılaştırılmasını ve yüceltmesini, ikisini birden İsa ibn Meryem kalıbıyla reddeder. Bu iki sapmaya da, ifrat ve tefrite, iki kutba da cevaptır aynı zamanda. Zalike kavluhum bi efvahihim yudahi'una kavlellezine keferu min kabl. Bunlar geçmiş dönemlerin ısrarlı inkarcılarının uydurduğu asılsız iddialara özenerek ağızlarında geveledikleri söylentilerdir. Qatelehumullah. Enna yu'fekûn. Allah kahretsin onları. Nasıl da savruluyorlar. Yu'fekûn. Efeke. Üf kökünden. Aslında dönmek, döndürülmek, çevrilmek, fırıl fırıl dönmek anlamına gelir ama burada ben savrulmak anlamı verdim. Çünkü yürek savrulması, zihin savrulması bu putlaştırmaya Kur'ani bir reddir işte. İnsanı putlaştırmaktan söz ediyor ayet. Ve Yahudi ve Hristiyan putlaştırmasına reddiye getirerek Müslümanlara da siz de Yahudileşmeyin ve Hristiyanlaşmayın cevabıdır. Siz de azizlerinize, siz de büyüklerinize, siz de peygamberinize, siz de alimlerinize, üstadlarınıza, hocalarınıza, velilerinize, sizden öncekilerin yaptığı gibi böyle uçurup kaçırıp göçürme. Peygamberin o uyarısı kulaklarımızdan hiç gitmemeli. La tutruni kema etriyebne Meryem.
Beni de Meryem oğlunu uçurup göçürdükleri gibi uçurup göçürmeyin. فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ Ben yalnızca bir kulum. فَقُولُوا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُ Deyin ki Allah'ın kulu ve Resulü. Allah'ın kulu ve Resulü. Onun için bu noktada böyle bir uyarı bu ümmete geçmiştekileri kötü bir biçimde taklit etmesin uyarısıdır. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم Allah'tan başka hahamlarını ve rahiplerini tabii ki Meryem oğlu Mesih'i de Rabler edindiler. Burada Adi bin Hatem'in itirazını hatırlıyoruz. Peygamber'e gelip demişti ki ya Resulallah ama biz hiç hahamlarımıza, papazlarımıza secde etmeyiz ki, ibadet etmeyiz ki. Hayır demiş, öyle değil. Onlar bir şeyi yasaklıyor, siz onu Allah yasaklamış gibi bilmiyor musunuz? Onlar Allah'ın yasakladığı bir şeye serbest diyor, siz de bunun serbest olduğuna inanmıyor musunuz? İşte budur. Budur Rab ittikaz etmek. Yani Rab ittikaz etmek, bir karar organını ve ondan çıkan kararları ilahi kararlar seviyesine yerleştirmektir. Budur. Birini Rab ittikaz etmek, Allah dışındaki bir karar mekanizmasının kararını Allah kararı gibi görmektir. Yoksa Allah dışında birçok mekanizmalar karar alır, hüküm koyar. Hepimiz hüküm de veririz. Birçok hüküm veriyoruz akşama dek ailemiz, kendimiz, toplumumuz hakkında. Ama bu kararlar, alınan bu kararların hiçbirisi Allah kararı çerçevesinde onun gibi ebedi değişmez, dokunulamaz, ilişilemez, değiştirilemez biçiminde lanse edilemez. İşte öyle lanse edilirse bu ayetin muhatabı olur. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ لِيَلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا Oysa ki tek bir tanrıdan başkasına asla kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ O ki ondan başka ilah yok. Sübhanehu amma yüşrikun. Ve o onların tanrılık yakıştırdıkları her şeyden beri ve yücedir. Yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Onlar Allah'ın hidayet ışığını üfürükleriyle kasten üfürük diyorum. Çünkü bi efvahihim sözcüğünün içerisinde böyle bir tahfif anlamı da var. Yani palavra, kuru sıkı atış, boş laf. Onun için üfürük dedim. Onlar Allah'ın hidayet ışığını üfürükleriyle söndürmek istiyorlar. Komik duruma düşüyorlar. Hiç güneşi üfleyerek söndürebilir misiniz? Tüm yarasalar birleşse güneş ışığını kapatabilirler. Baş yarasa yarasalara ferman çıkarsa, dese ki biz güneşi idam edeceğiz gıyabında, yapabilirler. Hayır. Yarasalar güneşi idam edemezlerse, güneşi kapatamazlarsa, söndüremezlerse, tüm küfür birleşse, imanın aydınlığını hiçbir zaman söndüremez. Bakın Firavun'a, bakın Nemrud'a, bakın Ebu Cehil'e ve bakın o çizginin devamına. İşte bu gerçeği gözlerinizle görürsünüz. وَيَأْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورًا Allah ise dinini tamamlamak dışındaki bir seçeneğe asla izin vermeyecektir. Böyle
tercüme edeyim. İllanın, istisna illasının yüklemi olan en yutimme aslında bize bu anlamı veriyor. Bunun dışındaki bir seçeneğe Allah izin vermeyecektir. O halde şöyle düşünmek lazım. Tarih içerisinde, insanlık içerisinde, insanlık tarihinin yürüyüşü içerisinde bir takım yol kazaları, bir takım sıkıntılar, bir takım dikenler varsa bunlar bile Allah'ın yazdığı evrensel senaryoda daima sonuçta hakkı güçlendiren bir enstrüman olacaktır. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Tabii ki inkarda direnenler istemese de. هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ Odur, diğer bütün batıl dinlere üstün kılmak için elçisini doğru yol bilgisiyle ve hak diniyle gönderen. Vahyin amacı, demiştim, Allah'ın varlığını ve birliğini ispattı. Bunu tabiat yapar demiştim. Vahyin insana mutluluk yolunu göstermek amacıyla geldiğini işte bir kez daha buradan anlayabilirsin. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Tabii ki şirke gömülüp gidenler hoşlanmasa da. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Siz, ey iman ettiğini iddia edenler, ey iman edenler, iddianızı ispat etmek istiyorsanız, hadi bakalım, bu kelamı ilahiye kulak verin. İnne kesiran minel ahbari ver ruhbani le yekulune emvalen nasi bil batıl. Bilin ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını ürettikleri batıl inanç karşılığı boğazlarına geçiriyorlar. Evet, bil batıli. Bu sözcük anahtar sözcük. Oradaki B de anahtar harf. B aslında bedel içindir. Ürettikleri batıl karşılığı anlamını işte o B'den yola çıkarak verdi. Yani hahamlar ve rahipler, papazlar batıl inanç imal ediyorlar. Bir batıl inanç fabrikası gibi. Ve insanlara onu satıp karşılığında değer alıyorlar. Yani burada söylenen o kadar açık ki hurafe sektöründen söz ediyor. Hurafe sektörü. İnsanlarla kutsal kitap arasına gerilmişler birileri. İnsanlara diyorlar ki siz anlamazsınız onu. Onun aklınız ermez ona. Sektör kaynağı ulaştırmıyor insanları. Kaynağa ulaşırsa sektör duracak. Hurafe sektörü. Onun için gerilmişler. Ve diyorlar biz anlatacağız size kutsal kitabı. Allah ne diyor siz bilemezsiniz. Biz biliriz. Biz size aktarırız. Tabii ki sektörün çarkı böyle döndüğü için onlar da kutsal kitapta söyleyene aktarmıyorlar. Söylediğini aktarmıyorlar. Niçin? Çünkü o bakar da orada bulamazsa ben bulamadım diyecek sizin söylediğinizi kutsal kitapta. E tabii bulamazsın sen onu anlayamazsın, yorumlayamazsın diyecek. Onun için fark olmalı ki sektör dönsün. İşte bu farkı zorla ortaya çıkarırlar. Kutsal kitapta yasak olmayan birçok yasaklar koyarlar, söylenmeyen birçok kurallar icat ederlerdi ve bunu da pazarlarlardı. İşte bu sektöre bir atıftır. İnsanların bir şekilde kaynaklardan uzak tutulmasını böyle sağlarlardı. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ İşte bu, bu cümlede bu tefsirimin adeta belgesi. Böylece onları Allah'ın yolundan çeviriyorlar. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفُدَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ
hem altın ve gümüş toplayarak servet yapıp, hem de onu Allah yolunda sarf etmeye yanaşmayan kimseler var ya, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Onları can yakıcı bir azab ile müjdele. Serveti bir emanet olarak görmek ve servetin kamusal sorumluluğa ait bir imkan olarak bilmek yerine onu mutlak bir mülk olarak telakki edip benim değil mi istediğimi yaparım mantığına gömülmek. İşte burada söylenen şey o. Serveti paylaşabilmek, serveti manevi bir zenginliğe dönüştürür. Burada özellikle söylenen hakikat servetin nefyi değil. Yani servet sahibi olmayın demiyor. Kay la yekune duleten beynel agniyai minkum ayetini hatırlatırcasına Haşr suresinin 7. ayeti. Zenginlerinizin servetleri aranızda bir devlete dönüşmesin. Yani bir güç, bir iktidar enstrümanı olarak kullanılıp da zayıfları ezecek bir iktidara dönüşmesin demek istiyor Kur'an. Yoksa Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten duasını bize öğreten de Kur'an'dır. Rabbim bize dünyanın da güzelliklerini ver, ahiretin de diye öğreten, serveti iktidara, iktidarı baskı ve sömürüye dönüştürmenin önüne geçmeyi istiyor. İşte ayetin bize verdiği mesaj. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ O servetin cehennem ateşinde kızartılıp, onların alınlarının, yanlarının, sırtlarının dağlanacağı o gün onlara هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ İşte sırf kendiniz için yığdığınız servetiniz. Haydi şimdi görün bakalım yığdığınız servetin gününü denilecek. İfadeye bak. Onların alınlarına, böğürlerine, sırtlarına o kızdırılan altın ve gümüş basılacak, yani ütülenecek adeta onunla. Mikva der ütüye Araplar. Fetukva, aynı kökten gelir. Adeta o kızartılmış altın ve gümüşle ütülenecek ve denilecek ki, görün gününü servetinizi. Haydi, siz sırf kendinizin sanıyordunuz. Kamuya ait sorumluluğunuz yok sanıyordunuz. Allah'ın size serveti verirken onu bir imtihan aracı olarak verdiğini unuttunuz. Sınavı kaybettiniz. İnne iddeteşşuhuri indallahi isna aşara şehran fi kitabillahi yevme halakas semavati vel ard. Bilin ki Allah'a göre ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı gün Allah'ın koyduğu yasa gereğince 12'dir. Ne alakası var yukarıdaki ayetle bu ayet arasındaki peş peşe geliver? Serveti Allah'tan bağımsız algılayan dünyevileşmiş mantığın doğa yasalarına bile müdahale etmekten çekinmeyeceği, böyle bir cürete kalkışmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Şimdi peşindeki ayeti de okuduktan sonra daha iyi anlayacağız. Minha erba'atun hurumun. Onlardan dördü haram aydır. Zalike dinul kayyim. Bu doğru bir değerlendirmedir. Fela tazlimu fihinne enfusekum. O halde bu konuda kendinize kötülük etmeyin. Ve katilul müşrikine kâffeten kemâ yukatilûnekum kâffe. Fakat onların sizinle topyekün savaştığı gibi siz de onlarla topyekün savaşın. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
Ama iyi bilin ki Allah sorumlu davrananlarla beraberdir. Müminlere dünyevileşmiş tiplerin ahlak dışı çıkarları için neler yapabileceklerine örnek gösteriliyor. Ki deniliyor ki onlar ahlak dışı servetlerini elde tutmak için, tek dünyalarını kurtarmak için gözleri kara savaşa atılıyorlar da sizinizin selameti uğruna niçin kaçıyorsunuz? Onlar sırf kendi çıkarlarını korumak için canlarını ortaya atıyorlar. İşte yukarıda örneklendiği gibi. Ama siz insanlığın çıkarı ve kendi ebedi istikbaliniz için niçin varlığınızı ortaya koymuyorsunuz? Dercesine işte bu örneği getiriyor. Ki bu ayeti birebir açıklayan bir ayet şu. İnnemen nesi'u ziyadetun fil kufr. Nesi. Yani aylara yapılan ilave, olsa olsa küfre yapılmış bir ilavedir. İçimden en doğru çeviri bu çeviridir diye geldi. Ki gerçekten nesi ilave yapmaktır. Ziyadetun kelimesi de ilave yapmaktır. Adeta aylara yapılan ilave olsa olsa küfre yapılan bir ilavedir. Aynen bunu diyor. Muhteşem bir korelasyon var iki sözcük arasında, ziyade ve nesi arasında. Nesi ne demek? İlave etmek anlamına geliyor sözcük anlamı. Eklemek, ilave etmek. Yani müşrikler biliyorsunuz kameri takvim kullanılıyor bölgede. Kameri takvim 36 senede bir çevrim tamamlayan ve yılın her gününe denk gelen bir takvim. Şemsi güneş takvimi gibi değil, ay takvimi. Yılın tüm günlerini gezen, 36 yılda da bu gezisini tamamlayan bir takvim, kameri takvim. Dolayısıyla Mekke ticaret toplumu ticari çıkarları uğruna zamanla bile oynamaya kalkıyor. Bu takvimi bir yerde durdurmak istiyor. En ılıman, en güzel, en hoş iklimde durdurmak istiyor. Durdurmak için de ilave yapıyor aya. Yani tabii ve doğal biçimde işlemiyor zaman, zaman yapaylaştırılıyor. Aslında nesinin ilave yapmak biçiminde değil, bazen ertelemek biçiminde de uygulandığını söyleyenler de olmuş. Yani bu konuda tartışmalar yapılmış, ben o özü etkilemediği için tartışmalara girmiyorum. Nesinin mantığını vermek istiyorum. Asıl müşrik Mekke toplumu niçin nesi yapıyordu? Zamanla oynuyordu. Yani zamanı kitabına uyduruyor. Bunu diyebiliriz amiyane tabirle. İnsanın keyfi ve çıkarcı amaçlarla toplumun huzurunu, barışını, can güvenliğini bu nesi uygulamasıyla tehlikeye atıyorlar. Niçin? Çünkü 4 aylık haram ay ya da 3 aylık ihtilaf var. Haram ay uygulaması bu aylarda savaşmanın yasak olduğu topyekün kabul edilmiş, konsensüs sağlanmıştı. Bu konuda tüm toplumlar arasında bölgede bir icma vardı. Bu da bir can güvenliğiydi. Hac mevsimine denk gelen o mevsimde herkesin canı güvenlikte olduğu için dürüst insanlar, mazlum insanlar zulme uğramıyorlardı. Ve İbadetini yapmak isteyen insanlar geliyorlar, ticaretini, ibadetini yapıp gidiyorlardı. Bunlar böyle bir uygulamayı başlatmakla aslında can güvenliğine de kastediyorlardı. Çünkü insanların buna karar veren sadece belli elit, serveti elinde tutan insanlardı. Serveti elinde tutan insanların kendilerinde bir gücü daha vehmettiğini görüyoruz. Ne gücünü? Zamanı oynatma gücünü. İşte böyle ters bir mantık. Aslında oradan yola çıkarak tüm çağların insanlarına verdiği mesaj şu. Eğer servet Allah'tan bağımsızlaştırılır, koparılırsa işte insanı böyle sahte bir ilahlığa kadar götürür. İddia.
sınıf eder. Yudallu bihillezine keferu. İnkarı içselleştirenlerin çarpıtma yöntemidir bu. Yuhillunehu amen ve yuharrimunehu amen liyuvati'u iddete ma harramallahu feyuhillu ma harramallahu. Allah'ın haram kıldığı ay sayısına denk getirmek amacıyla bu uygulamayı bir yıl serbest, bir yıl yasak sayıyorlar ve işte bu şekilde Allah'ın yasakladığını meşru görüyorlar. Bir yıl serbest, bir yıl yasak sayarlar, böyle zamanı oynarlardı zamanla. Ve Allah'ın yasakladığını meşru kabul ederler. Allah'ın yasakladığından kasıt bir nebevi peygamberden, İbrahim peygamberden geldiği muhtemel, gelmesi muhtemel olan bu uygulamayı oynatıyorlardı yerinden. Züyyine lehum su'u a'malihim. Kötü fiilleri onlara pek cazip göründü. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Kaldı ki Allah inkara gömülmüş bir toplumu doğru yola yöneltmez. Rabbimizden servetin, sıhhatin, hayatın, iktidarın ve sahip olduğumuzu sandığımız her bir şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu farkında olan bir şuur niyazıyla ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.